için oluşturulan çeşitli salgılar verilmiş, kan damarlarına ve sindirim kanallarına salgılananlar hangileridir? Hormonlar her zaman kanda, enzimler kanalda. O zaman Y ile ifade edilenler enzim, X ile ifade edilenler hormon olmalı. Gastrin hormon, sonra sekretin hormon, diğerleri kanalla taşınan maddeler olmalı. O yüzden de 2 ve 5 hormon olduğu için kan yoluyla, diğerleri de kanallarla taşınan maddelerdir. Cevap A. Aşağıdaki şemada iştahın düzenlenmesinde görev alan bazı hormonlar, etkileri ve üretildikleri yerler gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? İştahın düzenlenmesinde birden fazla organın etkisi vardır. Hem pankreas, hem mide, hem yağ doku, hem de ince bağırsak o halde doğru. Zayıflamak için diyet yapanlarda grelin hormonu artışı kişiyi olumsuz olarak etkiler. Grelin hormonu açlık hissi veriyor. Böyle olduğu için de zayıflamak isteyen kişilerde sürekli açlık duygusu oluşturacağından dolayı grelin olumsuz bir etki yapar. Leptin, PYY ve insülin hormonlarının sentezini sağlayan genlerde meydana gelen mutasyonlar obezite oluşumunu tetikleyebilir. Leptin veya PYY hormonu bozulursa sürekli yeme hissi oluşabilir, tokluk hissi oluşmayabilir. Bu durumda da doyma merkezine sürekli uyarı verildiğinden dolayı obeziteye sebep olabilir. Cevap E. Aşağıdaki grafikte sindirim sisteminde iki farklı besin miktarının ağızdan 12 parmak bağırsağının sonuna kadar olan kısımdaki değişimi gösterilmiştir. Buna göre 1 ve 2 ile gösterilen besinler hangileridir? Selüloz, insan vücudunda sindirimi olmayan bir madde. O yüzden selülozu aldığımızda herhangi bir işleme maruz tutmadan dışarı atarız. O yüzden selüloz miktarı değişmemeli. Dipeptitler 12 parmak bağırsağında proteinlerin sindirimi sonucu açığa çıktığı için dipeptit madde miktarı 12 parmak bağırsağında artar. Cevap B. Aşağıdaki şemada sindirim kanalında meydana gelen bazı değişimler verilmiştir. Sindirim kanalına alınan X, Y, Z'nin biri polisakkarit, biri disakkarit, diğeri monosakkarittir. Bu besinlerin sindirim kanalının birbirini takip eden farklı bölümlerinde uğradığı değişimler yukarıda verilmiştir. Bu besinler oluşan sindirim ürünleri ve sindirim bölümleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A, B, C, X, Y, Z besinleri girmiş. Z olduğu gibi duruyor. Z olduğu gibi duruyor. Z olduğu gibi duruyor. Demek ki Z bir monosakkarit. Sindirime uğramamış çünkü. Ağızdayken değişime uğraması A ve B açığa çıkmış. O zaman ağızdayken değişime uğrayabilen ağızda amilaz enzimi etkinlidir. Ağızda amilaz etkili olduğu için de nişasta demek ki X maddesi nişastaymış. Geriye bir disakkarit kaldı, o da Y. Y maddesi de o zaman disakkarit. Z monosakkarit, Y disakkarit, X de polisakkaritmiş. Yapı taşlarına da bakabiliriz. A ve B açığa çıktı. X parçalandığında. X parçalandığında A ve B maddesi, Y parçalandığında da C maddesi açığa çıkmış. Tamam. Y olarak gösterilen besin laktoz olabilir. Y bir disakkaritti, laktoz olabilir. İkinci bölüm sindirimin mide kısmıdır. İkinci bölümde besinlerde herhangi bir değişim olmadığına göre ikinci kısım mide, birinci kısım zaten ağız. Üçüncü kısım ince bağırsak. A ve B'den biri dekstrin, diğeri disakkarittir. A ve B'den biri dekstrin, biri disakkarit olabilir. Polisakkaritlerin parçalanmasıyla maltoz ve dekstrin meydana gelir. D olarak gösterilen şeker bir disakkarittir. D ile gösterilen şeker bir disakkarittir. Y ile gösterilen madde disakkaritti.
O yüzden D ile gösterilen madde disakkaritlerin parçalanmasıyla oluşan bir şey olmalı. Yani laktozun parçalanmasıyla oluşan galaktoz olabilir veyahut da sükrozun parçalanmasıyla oluşan fruktoz olabilir. Disakkarit değil, yine bir monosakkarittir. C ile gösterilen şeker glikozdur. Doğru. Yani artık sindirim tamamlanmış. Sindirim tamamlandığında kabımızda bir monosakkaritler olacak. O yüzden de monosakkarit çeşitleri olarak glikoz olabilir, fruktoz olabilir, galaktoz olabilir. Cevabımız D. Aşağıdaki şekilde sindirim sisteminin en geniş kısmı olan mide ve bağlantıları gösterilmiştir. Sindirimin bu kısımda meydana gelen olaylar ile ilgili olarak açıklamalardan hangisi yanlıştır? 1. Yemek borusuyla bağlandığı kısım midenin. 2. Midenin fundus bölgesi, yani genel mide diyebiliriz. Sonra da ince bağırsak. Yutulan besinler bir nolu bölgeden iki nolu bölgeye geldiği zaman kademeli olarak pH seviyesi azalır. Çünkü mide ortamı asidiktir. Besinlerin birkaç saat bekletildiği iki nolu bölgede bütün besinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşmesi yanlış. Yani mekanik sindirim olur ama kimyasal sindirim olmaz. İki nolu bölgeye aynı zamanda savunmanın birinci hattında yer alır. Çünkü mide ürettiği asitli salgılarla mikropların yok edilmesinde savunmanın birinci hattını oluşturur. Besinlerin 2'den 3'e geçmesi zamanla karaciğer ve pankreasta salgılamaya neden olur. 12 parmak bağırsağına besin geçtiği zaman karaciğer, pankreas gerekli salgıları 12 parmak bağırsağına dökmeye başlar. Bir nolu bölgede kimyasal sindirim olmaz. Doğru. 3 nolu bölgede kimyasal sindirim olur. Doğru. Cevabımız B. Aşağıda bir hücrede protein sindirimi X ve Y tepkimeleri olarak gösterilmiştir. Bu sindirim olayları ve oluşan moleküllerin özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Birinci şekilde polipeptit halinde molekülümüz 3 boyutlu yapı. Birinci şekildeki proteinde hem peptit bağları hem hidrojen bağları hem de bisülfit köprüleri kurulmuştur. Doğru. X sindirim olayında 3 tane peptit bağı yıkılmıştır. Bir 5 amino asitli grup istiyorum. O zaman şurayı kırayım. Sonra 3 amino asitli bir grup daha istiyorum. Burayı kırayım. Sonra da 4. O yüzden 2 tane bağı kırmam bu 3 tane yapıyı meydana getirebildi. 3 tane peptit bağını kırmama gerek yok. İkinci şekildeki peptitlerde toplam 3 karboksil grubu boşta kalmıştır. Amino asitin yapısını incelediğimizde karboksil grubu, hidrojen, radikal grup, amino grubu. Birinci amino asitin karboksil grubuyla İkinci amino asitin amino grubu arasında ikinci amino asitin amino grubu arasında peptit bağını kuracağız. Peptit bağı kurduğumuzda yani şuradaki suyu çıkardığımızda şöyle bir disakkarit oldu. Bu zinciri biz ne kadar eklersek ekleyelim, sondaki şu amino asitin karboksil grubu açıkta kalıyor. O yüzden 3 tane karboksil grubu açıkta kalmıştır. Doğru. Y sindirim olayında 9 tane su kullanılmıştır. Buradaki her bir peptit bağını kırdığımızı düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane peptit bağını kırdık. Doğru. Üçüncü şekildeki moleküllerin toplam ağırlığı. Proteini parçalamak için n-1 kadar suyu harcadık. Sonuçta n sayıda amino asit elde ettik. O halde amino asitlerin toplam ağırlığı suyla beraber proteinin ağırlığına denk gelmeli. O yüzden de amino asitlerin toplam ağırlığı birinci şekildeki proteinden daha fazladır. Doğru. Cevap B. Ağız yoluyla alınan selüloz molekülü dışkı ile vücut dışına atılıncaya kadar yapılarından hangilerinin içerisinde görülebilir? Wiersum kanalı pankreastaki enzimleri 12 parmak bağırsağına taşıyan kanal. O yüzden burada enzim bulunur. Herhangi bir besin maddesi yoktur.
12 parmak bağırsağı sindirimin gerçekleştiği yerlerden birisi, selüloz vücutta sindirilmediği için 12 parmak bağırsağından geçer. Kolidok kanalı 12 parmak bağırsağına safra kesesini taşıyan bir kanal. İçeriğinde besin maddesi yoktur. Kör bağırsak ince bağırsağın devamı olan kalın bağırsakla bağlantı kısmıdır. İçeriğinde besin maddesi olur. Selülozda sindirilmediği için kör bağırsakta da rastlarız. Cevap C. Aşağıda ince bağırsak villuslarından emilen glikoz molekülünün kalbe ulaşıncaya kadar geçtiği yapılar verilmiştir. Yukarıda numaralar ile gösterilen kısımlara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Glikoz, villus kan kılcallarından sonra kapı toplar damarıyla karaciğere gelir. İnce bağırsak, sonra kapı toplar damarı, karaciğer. Karaciğerden sonra karaciğer üstü toplar damar. Karaciğer toplar damarı. Karaciğer toplar damarı alt ana toplar damara bağlanır. Alt ana toplar damar. Sonra da kalbin sağ kulakçığına gelir. O halde cevabımız E. Aşağıdaki düzenekte T0 anında büyük yağ molekülü ve safra, T1 anında ise lipaz enzimi şekilde gösterildiği gibi eklenmiş. Buna göre T0-T3 zaman aralığında substrat yüzeyinin değişimi hangi grafikte verilmiştir? Safra yağları mekanik sindirime uğratır. O yüzden de büyük yağ moleküllerini küçük moleküller haline getirecektir. Önce substratın yüzeyi artacak. Lipazın eklenmesiyle birlikte lipaz yağı parçaladığı için substrat yavaş yavaş kaybolacak ve sıfırlanacak. O yüzden cevabımız A. 4 deney tüpü alınıp içerisine şekilde belirtilen besin molekülleri ve enzimler ilave ediliyor. Deney tüplerindeki sindirim olayları tamamlandıktan sonra her tüpe fenol kırmızısı damlatılıyor. Fenol kırmızısı asitte sarı renk alıyormuş. Buna göre hangi deney tüpünde sarı renk oluşması beklenmez? Yağları lipazla parçaladığımızda yağ asitleri artı gliserol açığa çıkar. Yağ asit özellikte olduğu için fenol kırmızısını sarıya boyar. Dipeptitlerden peptidaz enzimi ile amino asit açığa çıkar. Amino asit adı üzerinde asit özellikte olduğu için fenol kırmızısını sarıya boyar. Nişastanın amilazla etkileşimi sonucu maltoz, dekstrin meydana gelir. Karbonhidratların asit ya da baz özelliği yoktur. Maltozu maltazla parçaladığımızda glikoz açığa çıkar. Glikozun asit ya da baz özelliği yoktur. O yüzden sarı renk 3 ve 4 nolu deney tüpünde oluşmaz. Cevap D. Aşağıda kolestokinin hormonunun etki mekanizması ile ilgili bir şema verilmiştir. Numaralı yerlere ne gelmelidir? Kolestokinin hormonu kan yoluyla taşınır. İki yere etki eder. Birisi pankreas. Pankreastan enzimlerin Wiersum kanalıyla taşınmasını sağlar. Diğer etki yeri safra kesesidir. Safra kesesinden safranın kolidok kanalıyla taşınmasını sağlar. Şimdi buna göre bu uyumu aramamız lazım. Yani 1 ve 3 arasında kanal ve enzim yönüyle uyum olmalı. Wiersum kanalı safra kesesi uyumu yok. Kolidok kanalı pankreas uyumu yok. Kolidok kanalı karaciğer uyumu yok. Şimdi 4 nolu madde bir salgıymış. O zaman 4 nolu madde bir salgı olmalı. Burada kanal vermiş. Wiersum kanalını. O zaman Wiersum kanalı pankreas uyumu var. Safra kesesi kolidok kanalıyla safrayı taşır. Cevap D.